Kuzey Irak'ın en ilginç yerlerinden bir tanesindeyiz bugün. Burası Amma Suraka, yani Kızıl Hapishane. Burası Saddam Hüseyin'in yıllarca insanlara işkence ettiği eski bir istihbarat binası. Aslında gayri resmi bir hapishane. Şu anda arkamda gerçek bir tank görüyorsunuz. Bildiğiniz burada savaş sırasında kullanılmış tank ve tanklar, askeri araçlar her yerdeler. Bakın dışarısında mermi izlerini, çatışma izlerini görebileceğiniz bir bina. Yine burada istihbarat binasında çok net bir şekilde o mermi izlerini görebiliyorsunuz. Bunların birçoğu İran-Irak Savaşı sırasında aktif bir şekilde kullanılmış olan askeri araçlar. Bu binada yüz binlerce insana, yüz binlerce Kürt'e işkence edildi. Binanın geri alınma sürecinde çıkan çalışmalardan dolayı oluşan mermi izlerini her yerde görebiliyorsunuz. Buranın acı bir tarihi var. Gelip görebileceğiniz en depresif, böyle en iç karartıcı müzelerden bir tanesi. Burası Saddam Hüseyin'in gizli istihbarat binası ve hapishanesi. Aynı zamanda yüz binlerce insanın öldürüldüğü, işkenceye maruz kaldığı bir nokta. Bu askeri araçlar belki de yüzlerce insanı öldürdü vakti zamanında. Ve bugün burada bu şekilde sergileniyor. Şimdi burada kahvaltı yapacağım bir yere geldim. Kahvaltı da denmez aslında yemek. Şöyle falafel, et, tavuk çeşitleri var burada. Alıyorsunuz ve içeride geçip yiyorsunuz. Ben de falafelle başlayacağım bakalım. Falafel. Şu olayı seviyorum ya burada. Sabah çayla başlıyorsunuz. Bazıları çayı şunun içerisine dökerek içiyor. Kimisi yanında kıtlama şeker atıyor. Kimisi içerisine dolduruyor ama sakın şeker koydurmayın abi. Bardağın yarısına kadar koyuyorlar. Çay ocağının etrafında böyle insanlar toplanıyor. Herkes çayını içiyor, devam ediyor. Buradan da içiyorum ben de artık, alıştım burada. Bildiğiniz sert kaçak çay. 10 numara. Herkese Süleymaniye sokaklarından selamlar arkadaşlar. Güne böyle hızlı bir giriş yaptık. Gördüğünüz gibi böyle simsiyah giyindim. Gideceğimiz yere uygun oldu diye düşünüyorum. Amma Suraka, yani Kızıl Hapishane olarak bilinen bir yere doğru gidiyorum. Abi selam. Az önce tanıştık abiyle de. Benim YouTube'u soruyor, yazayım hemen. Furkan Goset. Furkan Goset. Konsi. Abi memnun. Eyvallah. Abi bir anda geldik, konuşmamız yarım kaldı. Amma Suraka, yani Kızıl Hapishane olarak bilinen bir yere gidiyoruz. Bu yer
Saddam Hüseyin'in Kürt halkına işkence ettiği bir katliam müzesi adeta. Böyle çok hoş bir yer değil ve hoş hatıralarında barındığı bir yer değil. O işkence izlerini, insanlara tuttukları yerleri göreceğimiz son derece depresif, acı verici bir ortam aslında. Ama bu bölgeyi anlamak açısından, bu bölgenin tarihini anlamak açısından önemli bir yer bence. Tarihi şehir merkezinden oraya doğru yürümeye başladım. Gidip görelim bakalım zamanında burada neler yaşanmış, Kürt halkı nelere maruz kalmış, bu müzede bize neler anlatılıyor. Dünyanın en depresif müzesini gidip gezelim bakalım. Şimdi dostlar, sonunda Kızıl Hapishane'nin içerisindeyim. Buraları komple keşfetmeye başlayacağız. Burası askeri araçların, tankların sergilendiği bir bölüm. Ve gerçekten insanı dehşete düşüren bir kısım. Direkt ben buradan başlayayım istiyorum. En sonda göstereceğim, en başta göstereyim. Bu tanklar İran-Irak savaşı sırasında aktif bir şekilde kullanılmış olan tanklar. Bu araçlarla belki de yüz binlerce insan öldürüldü. Bakar mısınız? Bu şekilde bırakılmış. İran-Irak savaşı sırasında aktif bir şekilde kullanılmış silahları böyle yakından görebiliyorsunuz burada. Aynı zamanda binalardaki çatışma izleri her yerdeler. Her yerde o binaların üzerindeki çatışma izleri çok net bir şekilde görülüyor burada. Peki neden? Neden buradaki binalarda böyle çatışma izleri var? Neden hapishane olarak kullanılmış bir binada bu tankları bugün burada görüyoruz? İşte konumuz tam olarak bu. Bunun sebeplerine inme vakti artık. Şuna bakar mısınız abi? Devasa bir tankın yanındayım şu anda. ...1986-89 yılları arasında Irak hükümeti Kürtlere karşı soykırım amaçlı olduğu düşünülen El Enfal isimli bir harekat gerçekleştiriyor. O harekat sırasında bu bina hapishane olarak kullanılıyor ve bu tanklar bu binayı koruyorlar. Aslında Irak hükümetinin gizli istihbarat binası olan bu yer o süreçte Kürtlerin işkence ve eziyete uğradığı bir hapishaneye dönüşüyor. Bu tanklar dışarıda bekliyorlar ve buraya kimsenin girmesini engelliyorlar o dönemde. Muhtemel tahminlere göre 100 binden fazla Kürt bu harekat sırasında hayatını kaybediyor. Muhtemelen şu görmüş olduğumuz bina zamanında buraya getirilen esirlerin tutulduğu yer. Bu tarz yerlere 50 kişi, 100 kişi, 150 kişi, 200 kişi dolduruyorlar. Ve yatacak yerleri dahi olmadan insanlar burada ayakta bir şekilde bekliyorlar. Şimdi burada müzenin içerisine giriyorum direkt ve size burayı göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Burada 182 bin tane cam parçası koyulmuş. Bu cam parçalar hayatını kaybeden insanları temsil ediyor. Bunun dışında da 4500 tane küçük lamba koyulmuş. Bu lambalar da kaybedilen, yıkılan köyleri temsil ediyormuş. O süreçte El Enfal harekatı sırasında yok olan köyler. Şimdi şöyle göstereyim. Geleneksel bir Kürt evi gösterilmiş burada. Soba, çay, gaz lambası. Şöyle döşekler. Güzel bir şekilde temsil ediliyor. Geleneksel Kürt kıyafetleri vesaire.
Bu arada şöyle bir şey gördüm burada. Muhtemelen Halepçe katliamında kullanılan kimyasal silahları göstermek için koyulmuş diye düşünüyorum. Halepçe katliamı da dostlar, bu El Enfal harekatının bir parçası. Irak hükümeti o dönemde Saddam Hüseyin'in emriyle birlikte Halepçe isimli bir kente burada kimyasal saldırı düzenliyor. Ve önce uçaklarla Halepçe şehri bombalanıyor. Ardından da kimyasal silahlarla Halepçe vuruluyor. Kimyasal silahlar ilk patladığında ilk önce çocuklar bir koku alıyorlar. Elma kokusu geliyor diyorlar ve koştura koştura o silahların olduğu yöne doğru ilerliyorlar. En başta ölenler onlar oluyor ve Halepçe katliamında 5000 kişi hayatını kaybediyor ve uzun yıllarca insanlar kansere yakalanmaya devam ediyorlar. Bakın yine şöyle göstereyim. Eski askeri araçlar zannedersem, onlar da yine burada sergileniyor. Neden tüm bunlar gerçekleşiyor derseniz, bunun tek bir sebebi var. Buradaki Kürt peşmergeler o dönemde Irak hükümetinin yanında değil de İran hükümetinin yanında yer alıyorlar savaş sırasında. Ve Irak hükümeti de en ağır şekilde onları cezalandırıyor. Şöyle göstereyim, zamanında göçe zorlanan Kürt halkı. Bu harekat sırasında yüz binlerce insan göçe zorlanıyor ve ülkelerinden ayrılmak zorunda kalıyorlar. Burada onların fotoğraflarını çok net bir şekilde görüyoruz. Kürt halkı o dönemde kimyasal silah, zorla göç, kitlesel göç gibi birçok şeye maruz kalıyor. Ve bu müze bunların tamamını birleştirmiş. Dizaynı da ona göre yapılmış bakın. Dikenli teller, tencere, çaydanlık, odunlar. Burada çıkan haberleri görüyoruz. Kürt halkının çektiği acıları o dönemde yayınlıyorlar uluslararası gazetelerde. Burada da o yaşananları izleyebileceğimiz bir yer yapmışlar. İnsanlar göç etmek zorundayken nasıl yaşıyorlardı? O dönemde çok net bir şekilde bunu görebiliyoruz. Bu insanların çok büyük çoğunluğu tabii ki buradan Türkiye'ye göç ediyorlar çok yakın olduğu için ve günlerce bu şekilde yollarına devam etmeleri gerekiyor. Bu arada içeride Yılmaz Güney'in posterlerine, filmlerine de fazlasıyla yer verilmiş. Bakın Yılmaz Güney'in Yol filmi, kendisinin fotoğrafları ve diğer filmleri. Aynı zamanda burada Yılmaz Güney'in bir büstü de yer alıyormuş. Burada da hayat hikayesi yazıyor. Yüze yakın filmde oynadığını, birçok filmin direktörlüğünü, yönetmenliğini yaptığını ve Türkiye'de 128 yıl hapis cezası yediği için Türkiye'den kaçıp Fransa'ya gittiğini söylüyor. Burası da zannedersem Enfal harekatı sırasında hayatını kaybeden insanların fotoğraflarının ve eşyalarının bulunduğu bir bölüm. Şöyle göstereyim. Bu insanların kullandıkları eşyalar ve kıyafetleri, kimlikleri, fotoğrafları burada bu şekilde sergileniyor. Aynı zamanda Enfal harekatından sorumlu olan yöneticilerin listesini de buraya asmışlar.
Bir numarada Saddam Hüseyin ismi var. İki numarada Ali Hassan El-Majed. Yani Chemical Ali olarak anılıyormuş. Kimyasal silah saldırısını yapan insan zannedersem. Gazi Hasan Salman gibi burada bu şekilde 37 farklı isim yer alıyor. Bu harekattan sorumlu olan. Bu bölümdeyse dostlar, DAEŞ'in burada kontrol ettiği bölgelere ve bunun saldırıları sonucunda yaşananlara yer verilmiş. Şöyle göstermek istiyorum. DAEŞ'in bir dönem boyunca burada kontrol ettiği bölgeler, Irak'ın görmüş olduğunuz gibi çok büyük bir çoğunluğunu ele geçirmişler. Bakın burada da çok net bir şekilde gözüküyor. Bağdat sınırlarına kadar dayanmış. Burada Kerkük, Musul, Erbil'in neredeyse sınırlarına dayanmış. Ve Suriye içerisinde de birçok yere ele geçirmiş. DAEŞ terör örgütü. O dönemde DAEŞ kontrolünde olan bölgelerde pasaportunuza şu mühürden vuruluyormuş. Bakar mısınız? Silah ve yanında Kur'an-ı Kerim işareti var. DAEŞ teröristlerinin kullandığı paralarmış bunlar da. Kendi para birimlerini dahi çıkartmışlar burada. DAEŞ terör örgütünün kafa kesme görüntülerini görüyorsunuz burada. O videolardan bildiğimiz. Bakın çok ilginç bir görüntü var. Neresi burası bilmiyorum ama bir şehrin meydanında herkes toplanmış, bütün halkın etrafında birisi gözleri bağlı bir şekilde idam ediliyor. Çatışmalardan sonra bir şehir bu hale gelmiş. Tamamen yerle bir edilmiş adeta. Burada da farklı ülkelerden DAEŞ terör örgütüne katılan insanları görüyorsunuz. Danimarka 150, Almanya 600, Fransa 1200, Türkiye 600, Kosova 150, İsrail 120, Jordan 2089 gibi dünyanın her yerinden Yeni Zelanda'ya varana kadar insanlar bu terör örgütüne katılmışlar. Şimdi dostlar, bu binaysa zamanında hapishane olarak kullanılan binaymış. İçeriye bir girelim bakalım. Nasıl bir yer? Burası dostlar, mahkumların tutulduğu bir oda. Bu şekilde küçücük bir yer. Bakın, buraya birisi bu şekilde yazı yazmış ve yazıyı koruma altına almışlar. Diyor ki, benim adım Muhsin. Benim yaşımı değiştirip 18 yapıp buraya hapse attılar. Anneme babama bir daha hiçbir zaman buluşamayacağımızı söyledim diyor beni evden aldıklarında. Bu şekilde burada birçok farklı duvar yazısı yer almakta. Bu küçücük odaları 10 kişiden 40 kişiye kadar dolduruyorlarmış. Ve tuvalet burası. Şu dostlar, bu şartlarda burada esir tutuyorlar. Düşünsenize, 15 yaşındaki bir çocuğun yaşını 18'e değiştirip buraya esir olarak koyuyorlar. Bakar mısınız? Yine burada yer alan farklı yerler. İlk amaçlarının buraya getirilen insanlara işkence yapmak için psikolojik olarak, mental olarak onları yıkmak olduğu ve bu şekilde insanların kelepçelenip saatlerce ayakta tutulduğu yazıyor burada. Başka bir hapishane odası. Şu küçücük odalara 150'ye kadar insan dolduruyorlarmış. Düşünsenize, hiçbir boşluk yok ve insanlar buralarda bu şekilde bekliyorlar. Burada bulunan işkence odalarından bir tanesi. Üç kişi bakın, ayaklarını bağlamış birinin ve falaka dediğimiz işkence yöntemiyle işkence yapıyorlar. Burası 8 metrekarelik bir oda. Burayı psikolojik işkence odası olarak kullanıyorlarmış. Yani bu ne anlama geliyor? Bir başkası
yan tarafta işkence görüyorken siz burada o sesleri dinliyorsunuz. Ve o seslerden etkilenmenizi bekliyorlar. Saatlerce, belki de günlerce burada o sesleri dinlemeye devam ediyorsunuz. Bakın, yine farklı bir işkence yöntemi. ...50 kadar kadının tutulduğu yine küçücük bir oda. Çocuklarını, bebeklerini, her şeyi onlara psikolojik baskı yapmak için kullanmışlar. Burada ise bir oda daha yer alıyor. Bu oda bugün kapalı. Kadınlara tecavüz edildiği düşünülüyor bu odada. Çünkü peşmerge burayı ele geçirdikten sonra bazı şeyler bulunmuş. Şu tellere falan bakar mısınız ya? Bu arada burası 91'de Kürt peşmergiler tarafından ele geçiriliyor, özgürleştiriliyor. Ve ardından tüm buradaki insanlar serbest kalıyor. Ancak o yıla kadar bu insanlar yıllarca burada işkence görmeye, hayatlarını kaybetmeye devam ediyorlar. Kürt peşmergiler burayı tabii ki yoğun çatışmalardan sonra alıyorlar. O yüzdendir ki videonun başında gördüğümüz her binada yoğun çatışma izleri vardı. Yıllar sonra burada yaşananların unutulmaması için bugün burası bu müzeye çevriliyor. Gelip burada benim gibi yaşanan her şeyi ücretsiz bir şekilde görebiliyorsunuz. Video çekmek için bu arada şöyle bir kart veriyorlar size. Bu kart sayesinde video çekebiliyorsunuz. Bu olmadan kesinlikle yasak. Bir zamanlar işte şu tüm görmüş olduğunuz alan devasa bir hapishaneydi. İstihbarat binası adı altında burada insanlara işkence edildi. Kadınlara tecavüz edildi. Belki çocuklara dahi tecavüz edildi. Ve bugün burası bir müze. Evet dostlar, böyle bir müzeydi burası. 1991 yılında Kürt peşmergeler burayı özgürleştiriyorlar. Videonun başında göstermiş olduğum tüm bu çatışma izleri bu yüzdendi. Kürt peşmergeler Saddam Hüseyin'e karşı ayaklanıyor. Ayaklanma başarısız olsa da en azından buradaki olaya bir son veriyorlar. Çatışmanın izlerini her yerde görebiliyorsunuz. Sadece binada değil, tüm binalarda. Saddam Hüseyin'in istihbarat teşkilatı, muhabaratın gizli bir binası olan bu yer aslında çok büyük bir işkence yerine, hapishaneye dönüştürülüyor. Bunun tek sebebi aslında İran-Irak Savaşı sırasında Kürtlerin İran'dan yana yer almış olmaları ve Irak hükümetinin de Saddam Hüseyin önderliğinde Kürtlere karşı başlatmış olduğu soykırım. Bakar mısınız şu izlere? Mermi izleri içeri kadar gidiyor. Binanın içerisinde dahi mermi izleri var. Ne kadar büyük çapta çatışmalar yaşandığını düşünün buranın geri alınma sürecinde. Böyle bir gündü dostlar. Geldik burada, böylesine önemli bir yeri ziyaret ettik, gezdik ve insanların yaşadıklarına tanık olduk. Nasıl göç ettiklerini, o dönemde nasıl işkencelere maruz kaldıklarını biraz olsun göstermeye çalıştım sizlere. Böyle ilginç bir yerdi. Bu arada binanın arka tarafını görünce şimdi çok daha iyi anladım o çatışmaları, çünkü tamamen dökülmüş durumda. Son derece böyle depresif, ilginç bir nokta, bir müze. Umarım dilim döndüğünce en güzel şekilde sizlere burayı aktarabilmişimdir, anlatabilmişimdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle depresif bir video yüklemeyi, bunlardan bahsetmeyi ben de istemezdim ama burası önemli bir nokta Süleymaniye şehrinde ve bölgenin tarihini anlamak açısından önemli bir yer. İran-Irak Savaşı esnasında başlatılan harekatla Kürtlerin başına neler geldiğini çok net bir şekilde burada görebiliyoruz. Üzücü olaylar. Bugün hem bir müzeyi, hem Saddam Hüseyin'in gizli istihbarat binasını, hem de Saddam Hüseyin'in gizli işkence yeri ve hapishanesini gezmiş olduk. Kuzey Irak'tan videolar gelmeye devam edecek. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda
Görüşmek üzere.